Selam gençler. Farom YouTube kanalına hoş geldiniz. 15. günün 1. dersinin 3. ve son videosundayız. Tepkime türleri demiştik. Analiz ve sentez tepkimelerinden sonra yanma tepkimesini anlattık. Şimdi sırada asit baz tepkimeleri. Bir başlık at. Asit baz tepkimeleri. Buraya geçmeden önce yeni fark ettim. Bir önceki videoda yanma tepkimelerini anlatırken örnek 8'i çözmemişim. Asit baza geçmeden önce şu örnek 8'i bir çözebilir miyim? Hani ayıp olmasın ya hocam buraya soru koymuşsunuz ama çözümü de yok demeyin ya. Olur mu unutmuş hocanız. Şu örnek 8'i çözüp hemen asit baza geçeceğim. Kalmasın borçlu kalmayalım. Yukarıdaki verilen tepkimelerden hangisi gerçekleşebilir diyor. Yanma tepkimesi vermiş. Karbon yakabilirsin abi, SO2 yakabilirsin ama karbondioksiti yakamazsın. Tamam mı? Bunu sana söylemiştim. SO3'ü yakamazsın çünkü bunlar alabileceği maksimum yükseltilme basamaklarını almıştı. Tamam mı? Veya N2O5. Bunu yakamazsın. Zaten karşına çıkabilecek olan N2O5, karbondioksit ve SO3. Bunların üçünü de yakamazsın. Tamam mı? Alabilecekleri maksimum yükseltilme basamaklarına aldığından dolayı dedim. Bak gördün mü? Çok kısa sürdü. Hemen orada noktaladım. Şimdi geliyorsun asit baz tepkimelerine. Öncelikle asit ne baz ne bunu bir bilelim. Arhenius'e göre suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonu ki bazen hidrojen iyonunu hidrojen iyonu şeklinde de gösteririz. niye hocam bu ikisi aynı şey değil ya aslında aynı şey şöyle aynı şey ee, hidrojen bir tane elektronu verdiği zaman hiç elektronu kalmıyor yalnız protonu kalıyor yalnız proton da pozitif yüklü e, suda bulunan tamam ama şu oksijen var ya oksijen biliyorsun çok elektronegatif bir madde. İşte işte bu proton buna direkt yapışıyor. Bu yüzden hidronyum iyonu oluşuyor. Tek başına geçmiyor, e, gezmiyor hidrojen ki elektrona gittiğinden dolayı buna proton da deniyor. Bu proton tek başına ortada durmayıp hemen suya yapışıp hidronyum iyonunu oluşturuyor tamam mı? Suya kısaca hidronyum ya da hidrojen yön veren maddelere asit, hidroksit iyonu veren maddelere ise biz baz diyoruz. Hidrojen klorür bileşiğinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir demiş. Niye? Çünkü hidrojen iyonu vermiş ya da bu tepkimeyi şöyle de yazabilirsin hidrojen iyonu da verdesin asit. Eğer hidroksit iyonu verseydi buradaki gibi o zaman baz olacaktı. Başlıca bizim asitlerimiz nelerdir? En fazla karşısına çıkacak olan HCl, H2SO4, tamam mı? HNO3. Sonra HF, HI, tamam mı? Bunların her biri asittir. Baz dediğimizde genellikle karşısına çıkan işte KOH Ondan sonra Nava, Lioa, tamam mı? Onda MG, OH2. Bunlar da bizim için genellikle bazılarımızdır. Asitle baz tepkimeye girdiği zaman tuz ve su açığa çıkar. Tamam. Burada tuz ve su açığa çıkarken asitin e, anyonuyla bazın katyonu da tuzu oluşturur, tamam NaCl'yi oluşturur. Şuradaki görmüş olduğum bak, asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksit de suyu oluşturur. İşte bu tepkime de e, şurada oluşan tuz suda çözünür, suda çözündüğünden dolayı Na ve Cl iyonları şeklinde suda bulunur. Bunlara biz seyirci iyon deriz, seyirci iyon, tamam mı? Ancak açık oysa H ve OH'dan oluşur. Kolay kolay iyonlarına alışmaz. Buna da net iyon deyip Net iyon. Asit ve bazlarda oluşan tuzun iyonlarına seyirci iyon. Suya ise net iyon diyormuşuz. Okey. Bak. Bunu da burada yazmışızdır. Asit baz tepkimelerde egzotermik tepkimelerdir arkadaşlar. Bunları bileceksiniz. Başka da bir olay yok zaten. Örnek 9'daki gibi soru gelebilir. Yukarıdaki denkleşmiş tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi do yanlıştır diyor. Oluşan çözelti elektriği iletir demiş. Şimdi asit baz asit de baz bir araya geldiğinde bak şuradaki hidrojenle buradaki hidroksit suyu oluşturuyor. E ne kaldı, CL kaldı burada ne kaldı? MG2 artı kaldı. Şimdi MG2 artı ile CL bileşik oluşturursa ne olur? MGCL2 oluşur değil mi? E bu İyonik bağlı. İyonik bağlıların sulu çözeltilerinde iyon vardır. İyon varsa elektrik akımı iletilir. Doğru. Egzotermik tepkime demiş. Asit-baz tepkimeleri egzotermik tepkimedir. Doğru. X bileşim formülü MgCl demiş. Hayır. Magnezyum artı yüklü. MgCl2 olacak. Yanlış. Net iyon tepkime ile asit-baz tepkimelerinde sudur. E, Tuzunki ise seyirci iyon demiştik. Doğru. Asit ve baz tepkimesi sonucu eğer ortama, ortamda su varsa ya da açığa su çıkıyorsa bu tür tepkimelerin bir diğer ismi de nötralleşme tepkimeleridir. Bu da doğru bir ifade. Tamam. Şimdi asit baz buydu. Daha fazla bir şey yok. Bu kadar. Hepi bu. Gelelim son tepkime türümüz çözünme çökelme tepkimeleri. Suda iyi çözünen iki farklı tuzun çözeltilere karıştırıldığında iyonlar tepkimeye girerek suda az çözünen yeni bir tuz oluşturabilir. Bu tür tepkimelere çözünme çökelme tepkimeler denir. Örneğin Gümüş nitrat ve sodyum klorür tuzları suda çözünür. İyi çözünür. Suya attın gümüş ve nitrat iyonu oluştu. Naceli suya attın işte sodyum ve klor iyonu oluştu. Daha sonra buradaki AG ile CL, kendi A, G, C kendi aralarında AGCL denen suda az çözünen bir tozu oluşturur. E, sodyum ve nitrat ise suda iyi çözünen nano 3 e, tuzunu oluşturur. Tamam mı? E, ne oldu? Şu suda çözünmüyor. O zaman katı halde kaldı. Katı halde geldiğine göre çöktü. Ee, ne yaptı? Önce bunlar çözündü. Daha sonra ise çöken bir bileşik oluşurdu. Çözünme, çökelme tepkimesi işte budur. Çözünme, çökelme tepkimelerinde de netiyon ve seyirci seyirciyon muhabbeti vardır. Çözünme, çökelme tepkimelerinde çöken madde netiyon denklemini yazdırır. çökmeyenlerse ise seyirci iyonlardır. Seyirci iyonlar. Bak asit bazda net su. Çözünme çökelmelerde tuz. Tamam mı? Dikkat et bunu karıştırma. Sorular budur arkadaşlar. Hatta gündelik hayattan örnek verecek olursak mağalar, mağaralardaki sarkıklar ve dikikler, pamak, pamuk kale oluşumu, su borulandaki tortular, çözünme çökelme tepkimelerinin örnekleridir. Okey. Çözünme çökelme tepkimelerinde katyon ve anyonlar yer değiştirir. Bu nedenle çözünme çökelme tepkimeleri aynı zamanda bir yer değiştirme tepkimesidir. Tepkime türlerini bitirdik. Hocam hepsi bu mu? Ya bilmen gereken bu. Yoksa bunları daha artırırız. İşte dehidrasyon tepkimesi deriz. Hidroliz tepkimesi deriz. E, ondan sonra yer değiştirme tepkimesini daha detaylısına inceleriz. Katılma tepkimesi deriz. Deriz de deriz. Daha çok fazla tepkime türü var ama bizim genel hatlarıyla müfredat kapsamında TYT'de bilmemiz gereken tepkime türleri bunlar. Tamam mı? Şuradaki örnekleri de çözüp dersi noktalayacağım. İzle burayı. Tepkimesiyle ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bak. Katı dan net iyon tepkimesi oluşuyordu. Tamam mı? Ag artı C ile senin net iyon tepkimen. Ag, oluştururken. Şu ise seyirci iyon. Seyirci iyon. Bunu bir kere bileceksin. Şimdi bir tepkimenin çözünme çökelme olup olmadığını şuraya bakarak anla. Suda suda katı görüyorsan çözünme tepkimesidir. Ama her zaman şurası suda suda olacak. Sıvı sıvı olmaz ya da katı katı olmaz. Suda suda olup katı oluyorsa çözünme çökelme tepkimesidir. Tamam mı? Buraya yıldız koy bu bilgiye. Çözünme çökelme tepkimesidir diyor. Evet. net yön tepkimesinin çözünme çökelmede katı maddeye göre yapıyordun. Evet. Geriye kalanlar da senin için seyirci yönünde. Evet. Cevabın 1-2-3 olacak. Tamam. Gel sağ üst köşedeki örnek 11'e. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde çökelme tepkimesidir diyor. Katı yanmış yanma tepkimesi. Katı ile karbon tepkimeye girmiş herhangi bir tepkime. Tamam mı? Düz bir tepkime. Asit baz asitle baz tepkimeye girerse asit baz tepkimesi olur. Ama katı bir madde var mı? Çöken bir madde var mı? Yok. O zaman bu da çökelme tepkimesi değil. İki iyon tepkimeye girmiş ve dipte bir katı var. Çökelme olmuş. He, bu demek ki çökelme tepkimesidir diyeceğiz arkadaşlar. Hazır asitle baz tepkimeye girdi derken arkadaşlar hep asitle baz tepkimeye girer. Asit asit ya da bazla baz tepkimeye girmez. Tamam mı? Gelelim örnek 12'ye. Tam ÖSYM ayarı soru. ÖSYM sorarsa böyle sorar. Aşağıdaki tepki metodlarından hangisinin türü yanlıştır diyor. Tamam mı? Bak aşık esodüde ko. Asit bas tepkimeye girdi? Doğru. Şeker. Şeker ne yaptı? Büyük bir madde. iki maddeye ayrılmış. Parçalanmış. Liz parçalamayı da analiz doğru bir ifade. Yine aynı şekilde burada bir parçalama olayı var. Analiz olması lazım. Yanma diyor. Yanması için bir maddenin Oksijenle tepkimeye girmesi lazım. Yani bu oksijenin girenlerde olması lazım. Bu yanlış bir ifade. B'ye baktığın zaman suda suda ve kat olun, oluşmuş, çözünme, çökelme doğru. Küçük madde bir araya gelmiş, büyük bir maddeyi sentezlemiş, sentez tepkimesi doğru. Böylelikle arkadaşlar kimyasal tepkimeyi denkleştirmeyi Ondan sonra tepkime türlerini bitirdik. Şimdi geldi sıra ödeve. Sayfa 206 ve 209 arasında bulunan test 1'den 4'e kadar olan testleri çözmeni rica edeceğim. Burayı da hallettik. Bir sonraki derste ise kimyasal hesaplamalara geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.